Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır Instagram scribini istiyordunuz. Yani bugüne kısmetmiş. Yoğunluktan dolayı bugün yani size videoyu yetiştirebildim. Arkadaşlar hızlıca geçeyim. Vaktinizi çalmayayım. Şimdi cPanel'inize, Plesk'inize vesaire girin. Masa üstünde bir dosyamız var. Bunu yükleyelim. Korkmayın, dosya güvenilir. Benim paylaştığım hiçbir videoda virüs vesaire yoktur zaten. Dileğiniz olsun. Kaydı şu an durduruyorum. Hemen yüklensin. Tekrardan açacağım. Arkadaşlar durdurmamın sebebi videonun şu yüklemesini beklemeyeyim diyeydim. Şimdi arkadaşlar yüklendi. Bunu çıkaralım. Kapıyı HDMI'nin içine. Şimdi şununla işimiz yok. Bunu silelim. Buraya bir tane klasör ekleyelim. Herhangi bir isim fark etmez. Bunları taşı deyip mikin içine şuraya taşıyalım yani. Şimdi şuradaki arkadaşlar dosyaların hepsini taşı deyip application içine taşıyalım. Script files'ta da işimiz kalmadı. Burada silebiliriz. Arkadaşlar loadlog.com'a yani sitemize girdiğimiz zaman yükleme ekranı çıkıyor zaten. Burayı valid yazalım. Database'e hemen database oluşturalım. Ya şu şey yaptım şurada. Kalsın. Şimdi bunu şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar bir saniye. Daha demin arkadaşlar şu bölümü yanlışlıkla kapattığım için şu an işte yani bunlara da tüm ayrıcalıkları verdiğimiz zaman değişiklikleri uygula diyelim. Arkadaşlar kullanıcımız bu. Yalayalım. Buraya yapıştıralım. Veri tabanı yani. Şunu yapıştıralım. Buraya localhost yazıyoruz. Web sitemizin ismini. Yalayalım. Ekleyecekmişiz. Böyle. Yes. Next diyelim. Böyle yükleniyor şu anda. Şimdi bu bölüm bitti. Kullanıcı ismimizi isteyecek. Ben bunu isteyeceğim. Mailimizi ekleyelim. Arkadaşlar şifreyi ekleyelim. Arkadaşlar bu kadar basit. Instagram script'imiz kuruldu. Şimdi burada diyor ki install folder'ı sil diyor. Buraya gelelim. Install folder. Bunu silelim. Sonra arkadaşlar buraya gelip play start diyoruz. Bakın install folder'ı silmeden play start derseniz sıkıntı yaşarsınız. Buradan Türkçe'de seçeneğimizi tıklayalım. Şifremizi yazdığımız zaman arkadaşlar Instagram script'imize geldik. Şimdi arkadaşlar script'imiz hazır. Yapmamız gereken ayarları kısaca göstereyim. Uzun zaman geçti. İnşallah bazı ayarları unutmamışımdır. Unuttuysam da kusura bakmayın. Burada değildi. Şuradan arkadaşlar dashboard'a tıklayalım. Biz Status Settings'te buraya bir logo ekleyeceğiz. Örnek işte logo diyelim.
Herhangi bir logo seçelim şuradan. Yani örnek göstermek için ben diyorum. Bu watermark işte sitemizin ismini. Keywordları filan. Sevdiğim arkadaşlar. Bunları kaydettim. Ondan sonra burada birçok ayarımız var. Dark Light modlarımız var. Türkçe dil seçeneğini işaretleyelim. Şu an site birazdan Türkçe olacak. İşte ödeme ayarlarını, menü ikonlarını, her şeyi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten sitemizin logosunu değiştirdik. Yani burada birçok ayarı yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi hemen sitemize gelelim. Sitemizde herhangi bir sıkıntı var mı? Deneyelim. Resim ekleyelim. Resim paylaş diyerek. Bakın arkadaşlar resim eklendi. View ekleyelim. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar script konuldu. Hatta yazı yazalım. Bir tane de yazı paylaştık. Yorum. Yorum da ekleniyor. Burada kendi profiliniz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Instagram script'i bu şekilde. Ben bu siteyi düzenleyeceğim. Yani lordlog.com Instagram script olarak kalacak. Burada da paylaşım vesaire yapabilirsiniz. Hani site gayet güzel oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde script'i indirip kurulumunu bu şekilde yapıp kendiniz kurabilirsiniz. Kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız destek verirsiniz arkadaşlar. Şimdi yorum beğeni gelmeyince yani ister istemez ben de video atmıyorum. Yani biraz destek gelse, biraz bana bir aktiflik gelse görsem ya ben de derim ki ya bu insanlar demek ki bu şekilde videoların gelmesini istiyorlar, script'lerin gelmesini istiyorlar. Ben de sürekli yeni şeyler paylaşmaya devam ederim. İnanılmaz şekilde arşivim var, listem var, hani işinize yarayacak şeyler var ama hani bilemediğim için paylaşamıyorum. Yani sizden ricam ufak bir destek verseniz. Hani bu maddi bir destekten kastetmiyorum. Manevi destek. Arkadaşlar iki yorum yazmak çok zor değil. Beğeni yapmak çok zor değil. Ha, bunu istemem, atmayabilirsiniz. Çok önemli değil. İstememin sebebi şu. Ya ben karşı taraftan bir şey göreyim. Destek göreyim, bir aktiflik göreyim. Ona göre ben de paylaşımları arttırayım. Buradaki ikonu da aynı şekilde kontrol panelinde genel ayarlardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Pardon. Site ayarlardan yapabilirsiniz. Küçük logoyu seç. Şuradaki logo. Eliniz olsun. Bir de şöyle bir şey var. Sitedeki bir diğer ayarı da göstereyim. Temalar bölümünde şimdi sitemizin teması bu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar size önereceğim tema temaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Temamız var. Bu tema nasılmış? Instagram teması, Scriv'in teması da bu arkadaşlar. Buradaki yazıları vesaire dediğim gibi oradan değiştirebilirsiniz. Bu şekilde de birkaç temamız var. Market temaları vesaire de var. Yani site sorunsuz arkadaşlar kullanabilirsiniz. Herhangi bir açık vesaire de yok. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere.